Merhaba, ben Barbaros Gürsüm. Bu dersimizde temel mat örneklerinden iki fil ile mat pozisyonunu inceleyeceğiz. Şaha karşı şah ve iki fil ile rakibi mat etmenin birkaç yolu vardır. Bu dersimizde anlatacağım yol çok sistematik bir yol. Mata ulaşmanın en kısa yolu olmamakla birlikte bu yolu takip ettiğinizde hiçbir sıkıntı çekmeden rakibinizi mat edebileceksiniz. İlk adım olarak yapmamız gereken şey merkez karelerini hemen bunları işaretleyeyim. İlk önce bu kareleri kontrol altına almak, daha sonra da yine bu kareleri fillerimizle ele geçirmek olacak. Hemen ilk adım olarak uygulamaya koyulalım. Bu işi nasıl yapacağımızı görelim. İlk önce buradaki fili G2'ye geliyoruz. Bu hamleyle siyaha şah çekerken aynı zamanda E4 ve E5 karelerini kontrolümüz altına alıyoruz. Şah E5'e gelmeye karar vermiş olsun. Bu sefer bu filimizle yine şah çekiyoruz. Dikkat edin, burada amaç şah çekmek değil, merkez kareleri kontrolümüz altına almak istiyoruz. Bu hamle ile D4 ve E5 karelerini de kontrolümüz altına aldık. Diğer iki kareyi de beyazdaki filimiz kontrol ediyor. Şu anda merkez karelerini kontrol altına alma planımız gerçekleşmiş oldu. Şah F5'e hareket etsin. Şimdi sıra 4 karenin fillerle ele geçirilmesinde. İlk önce fillerimizden birine buraya gelelim. Eğer şah F4'e gelir ise diğer filimizle D5'e gelebiliriz. Böylece ilk hedefimiz olan merkez karelerini fillerle ele geçirme planını gerçekleştirmiş olduk. Biraz geri alıyorum. Eğer E6'ya şah gelir ise o zaman da filimizle E4'e geleceğiz. Her durumda merkez kareleri işgal etmiş olduk. Bu pozisyonda filler rakip şahı oldukça küçük bir alana sıkıştırmış oldu. Sınırları hemen çizelim. Bu sınırlar içerisinde şahın hareket edebileceği 12 kare var. Onları da işaretleyelim. Şah sadece burada işaretlemiş olduğum karelere gidebilir. İkinci aşama, şahımızı bu işaretlemiş olduğum iki kareden birisine gelmek olacak. Bunun sonucu olarak rakip şahı biraz daha geriye gitmeye mecbur bırakacağız. Daha sonra şahı köşelerden birine gitmeye zorlayıp onu orada mat edeceğiz. Şimdi şahı buradaki kareye getirmeyi hedefleyelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu kareye eğer şahımızı gelirsek daha sonra iki filimizi de bunun ters yönünde bu şekilde kaydırmamız gerekiyor. İkinci aşamayı bu şekilde tamamlamış olacağız. Eğer şahımızı buradaki kareye getirirsek o zaman fillerimizi ters olarak buraya kaydıracağız. Tam olarak ne demek istediğimi taşları oynatarak gösterelim. Hedefimiz bu kare. İlk önce siyah şah oynasın. Biz yaklaşalım. Oynamaya devam etsin. Şimdi bu durumda siyah şah buradaki kareyi kontrolü altına aldı.
Artık biz şahımızla bu kareye gelemiyoruz. Bu kareyi ele geçirmek için şahımızla bir bekleme hamlesi yapmamız gerekiyor. Bu bekleme hamlesini buraya gelerek tamamlayalım. Siyah şah şimdi uzaklaşmak zorunda. Buraya gelsin ve şahımızla hedef kareye ulaştık. Planımızın ikinci aşamasını tamamlamak için iki filimizi bu yöne kaydıracağız. Şu anda rakip şah hamlesini yapsın. İki filimizin de geleceği C5 ve D5 karelerini bu hareketiyle kontrol altına aldı. Yine bir bekleme hamlesi yapmamız lazım ki şah buradan uzaklaşmak zorunda kalsın. Bekleme hamlesini bu şekilde yapalım. Şah mecburen bu kareden uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi iki filimizi de bu karelere gelebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. İlk önce hangi filimizi hareket ettirmeliyiz? Lütfen şunu akılda tutun. Rakip şaha asla fillerimize saldırma imkanı vermemeliyiz. Bu kuralı uygulamak için ilk önce siyahtaki filimizi buraya gelelim. Bu noktaya geldiğimiz zaman dikkat edin. Burası filler tarafından kontrol ediliyor ve rakip şahın fillerimizden birine saldırma imkanı yok. Hamleyi geri alıyorum. Diyelim ki öbür filimizle ilk önce bu hamleyi yaptık. O zaman siyah şah derhal buraya gelip filimizi tehdit edecek. Bu istediğimiz bir şey değil ve bu hatadan sakınmamız gerekiyor. Bundan dolayı ilk önce siyahtaki filimizi buraya geliyoruz ve bu kareler kontrolümüzde olduğu için tehdide maruz kalmıyoruz. Artık şahın nereye gideceğinin bir önemi yok. Bir sonraki hamlemizde filimizi D5'e getirip ikinci aşamayı tamamlayacağız. Şah buraya gelmiş olsun. Biz de filimizle buraya yerleştik. Yine sınırları çizmek istiyorum. Şu anda siyah şahın gelebileceği 6 tane kare kaldı. İyice tahtanın bir kenarına sıkışmış durumda. Fillerimizi bu sıraya kaydırarak rakip şahın hareket alanını oldukça kısıtladık. 12 kareden 6 kareye indirdik. Şimdi oynamaya devam edelim. Şah D7 karesine gelsin. Bu aşamada yapacağımız şey yine bir öncekine benzer olacak. Şahımızı E6 ya da B6 karelerinden birine geleceğiz. Eğer şahımızı E6 karesine gelirsek fillerimizi ters yönde kaydıracağız. Eğer şahımızı B6 karesine gelirsek yine fillerimizi bu şekilde ters yönde kaydıracağız. Şahımız E6 karesine daha yakın olduğu için ilk önce bu kareyi işgal etmeyi hedefleyelim. Şu anda rakip şah bu kareyi kontrolü altında tuttuğu için bir yine boş bekleme hamlesi yapmamız gerekiyor. O hamleyi yapıyorum. Şah şimdi uzaklaşmak durumunda ve hedef karemizi tekrar ele geçirdik. İkinci aşamayı tamamlamak için fillerimizi bu şekilde kaydıracağız. Yine tekrar ediyorum. Eğer geleceğimiz kare bu kare olsaydı o zaman filleri ters yöne kaydıracaktık. İkinci aşamayı da bu şekilde tamamlamış olacaktık. Şimdi ikinci aşamayı tamamlamak için fillerimizi
Tekrar bu tarafa geçireceğiz. İlk önce şah hamlesini yapsın. Burada soracağımız soru hangi fili bu karelerden birine ilk önce gelmemiz gerektiği. Hangi fili gelirsek şahın saldırısına maruz kalmayız. Siyahtaki fili geldiğimiz zaman saldırıya maruz kalmayacağız. Çünkü buradaki kare kontrolümüz altında, buradaki kare kontrolümüz altında. Şah yaklaşamayacağı için herhangi bir saldırıda bulunamayacak. Diğer filimizi eğer ilk önce oynatırsak şah derhal buraya gelecek ve bize saldırıda bulunacak. Bu kesinlikle kaçınmamız gereken bir şey. Bu bakımdan ilk önce bu filimizi oynuyoruz ve şah çekiyoruz. Şimdi rakip şahın iki seçeneği var. Ya bu köşeye doğru yoluna devam edecek ya da bu tarafa doğru devam edecek. Eğer bu tarafı seçerse mat işlemi hızlanacak. Hemen bakalım. E8'e gelmiş olsun. Filimizle C6 karesine gelip şah çekiyoruz. Bundan sonraki yapacağımız işlem sürekli şahı bu tarafa sürüklemek olacak ve daha sonra da bu köşede mat edeceğiz. Şah F8'e gelsin. Takip ediyoruz. Bu kare zaten kontrolümüz altında olduğu için tekrar buraya gelemiyor. Bu tarafa geçiyor. Şahımızla tekrar kontrol ediyoruz. Şahımız bu tarafa gelmezsek hemen rakip şah bu şekilde kaçabilir. Bunu istemiyoruz. Şimdi şah bu tarafa da hareket edebilir, bu tarafa da hareket edebilir. İki durumda da yapacağı hamlenin çok bir önemi yok. Her durumda bizim yapacağımız hamleler aynı hamleler olacak. Şimdi gösterecek olursak, diyelim ki şah F8 karesine gelmeyi tercih etsin. Filimizde ilk önce C5'e geleceğiz. Daha sonra diğer filimizle D5'e geleceğiz. Daha sonra bu filimizle mat edeceğiz. Hemen oynayarak durumu gösterelim. İlk önce şah çektik. Burası kapalı. Şahımızı da gösterelim. Burası da gelebileceği karelerden değil. Hemen kırmızı ile çizelim. Gelebileceği tek kare şahın burası. Oraya oynuyor. Diğer filimizi oynuyoruz. Bir daha şah çekiyoruz. Şu anda tekrar gelemeyeceği kareleri işaretliyorum. Oynayabileceği yine tek bir kare var. Oraya geliyor. Filimizle şah çekiyoruz. Yine karelere bakıyoruz. Gelebileceği hiçbir kare kalmadı. Şah çekme pozisyonu. Bu durum matla sonuçlanmış oldu. Taşları geri alalım. Şahın F8'e geldiği pozisyonu inceledik. Şimdi buraya H8'e gelsin. Bu durumda da yine hamlelerimiz aynı olacak. İlk önce filimizle buraya gelip bu kareyi kontrol altına alıyoruz. Şahımız zaten şu 3 kareyi kontrolü altında aldı. Şu anda şah bu 2 karede gidip gelmek zorunda kalacak. Bu kareye gelsin. Filimizle şah çekiyoruz. Şahın gelemeyeceği kareleri işaretliyorum tekrar. Sadece gelebileceği kare bu kare. Buraya gelsin. Tekrar filimizle oynuyoruz. Şah çekiyoruz. Yine aynı pozisyon oluştu. Bu şah çekme pozisyonu
Şahın gelebileceği kural dahilinde bir kare yok ve bu pozisyon bir mat pozisyonudur. Şimdi taşları tekrar geri alalım. Şah bu yöne doğru ilerlemeye karar vermiş olsun. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Fili hemen C6'ya getiriyoruz. Bir sıra daha kaymış olduk. Filleri bu sıradan bu sıraya doğru kaydırdık. Tekrar sınırları çiziyorum. Şu anda siyah şahın gelebileceği sadece iki kare kaldı. Burada siyah şah bir sağa bir sola hareket etmek zorunda kalacak. Hemen son aşamaya geçelim. Son aşama olarak yapacağımız şey şahı A6 karesine gelmek olacak. Hamleleri yapıp neler olacağını görelim. İlk önce siyah şah oynasın. Şahımız hedefe yaklaşsın. Dikkat ederseniz şah, rakip şah bir sağa bir sola gitmek zorunda. Hedef karemize ulaştık. Şimdi siyah hamlesini de yapsın. Şimdi sıra beyazda ve bu kareyi kontrolümüz altına almak istiyoruz. Bundan dolayı filimizi buraya getiriyoruz. Şu anda bu kare kontrolümüz altında. Artık şah buraya gelemeyecek. Sıkıştığı yer bu sefer bu iki kare. Bu iki kare de sağa sola gidip gelecek. Şah mecburen gidebileceği tek kareye gidiyor. Şimdi son olarak bir bekleme hamlesi yapmamız gerekiyor. Filimizi bu kareye gelmek istemiyoruz. Çünkü bu hamleyle rakibimizi oldukça sevindirmiş oluruz. Bu pozisyon bir pat pozisyonudur. Çünkü filimiz bu kareye gelerek B8 karesini kontrolü altına almış olacak. Buradaki iki karede şahın kontrolünde, şah çekme pozisyonu olmadığı için ve şahın da oynayacağı geçerli bir hamle kalmadığı için bu pozisyon pat pozisyonudur. O yüzden kesinlikle dikkat edin, şahı bu şekilde köşeye sıkıştırıp şah çekmeden onu pat durumunda bırakmayın. Onun yerine fili C6'ya getirip bir bekleme hamlesi yapıyoruz. Şah mecburen gelebileceği tek kareye geliyor ve şah çekiyoruz. Son kare olarak gene A8'e dönmek durumunda ve son şahımızı çekiyoruz. Şu anda şah çekme pozisyonunda şah bu kare ve bu 3 kare kontrolümüz altında. Bu pozisyon matla sonuçlanan bir pozisyondur. Lütfen iki fille matı anlatmış olduğum aşamaları dikkatli bir şekilde uygulayarak birçok kez tekrarlayın. Böylece hem taşların birbirleriyle uyumunu iyi öğrenmiş olacaksınız, hem de böyle bir pozisyonda rakibinizi rahatlıkla mat edeceksiniz. Bu dersimizde temel mat örneklerinden iki fil ile matı inceledik. Bir dahaki dersimizde satranca yeni başlayanlar tarafından sıkça yapılan hataları ele almak istiyorum.